şöyle şu suretler. Böyle bütün şehirlerine gelsin. Ha mezarı. Görüyor musun? Tamam işte mezarlık burada. 1930 doğumluyum. 50'de asker oldum. 51'de Kore'ye gittim. Burada 51'de Kore'de 1,5 sene kaldım. 3 cepheden içtim. Kumkale, Çorvan, Vegas cephesi. Vegas cephesinde 408'den 5 kişi şehit verdik. 24 saatte. 408'den 5 kişi şehit verdik. Oradan geri çekildik. O depeyi 3 sefer aldık, geri verdik. Bandolar geliyor. Bandolar da hazır gıta yine toplandı, o depeye gitti. 408'den 5 kişi şehit verdik orada. Gelinler de çekildi, biz de öyle kaldık. Biz çok orada şehit verdik. Derlemiz aracılığıyla Kore'ye gittik. Bizi giderken Allah'ım ya Rabbim ya Allah, görünmedik bir şey. Böyle tutuyorlar şöyle şeyleri, süngü dağ gibi böyle. Bizi öyle götürüyorlar. Şimdi sandalyeye binip uzaksa hadi bakalım şeyle götürüyorlar. Evet. Tekerlekli sandalyeyle bindiriyorlar, yorulmayak beni öyle götürüyorlar. Şimdi Koreliler elinden gelse hopunda götürücü böyle. Ayağımızın altını öpüyorlar. Böyle gördüler mi? Ne bileyim. Şimdi derneğimizin üyelerinden Mehmet Şeker amcamız, yaklaşık bölgemizde 10-15 civarında bir Kore gazimiz vardı. Bu Mehmet amcamız da sağlıklı olması nedeniyle genel merkezimiz Mehmet amcayı 51 senesinde Kore'de askerlik yapan Mehmet amcamızı tekrar Kore'ye gönderdi. Oradaki yaşamış olduğu hayatı ve orada bırakmış olduğu eserleri bir o zamandan bu zamana kadar aradan geçen zamanı ve oradaki şehitlerin arkadaşlarını ziyaret edip geldi Mehmet amcamız. Tabi bu arada Mehmet amcamızın anlattığına göre ve basından, Facebook'tan, şuradan görsel yayından takip ettiğimiz göre bu Korelilerin ne kadar bizim gazilerimize önem verdiğini gördük ve Mehmet amcanın ağzından da bizzat dinledik. Şimdiki Kore arasında ne var? Ne fark ettin? Allah'ım, o zaman kapıyız. Seul'den geçiyordum. Bir cepheden bir cepheye. Bir pazar vardı. Pazarın içinde herkes bir domuz, 5-10 tane domuz satıyorlar. Görsen dökülmüş bir şehirdi. Bu seferki gittim de yani şehri ne olmuş? Her tarafı çiçek olmuş, çamlık olmuş böyle. Allah'ım neresine baksam yandırsam yalanır. Ben 7. katta yattım. Bazı kârım gece, gözlerim. Allah'ım gündüz nasıl burası şimdi çalışıyor? Gece de aynı çalışıyorlar, hiç durmuyorlar. Aynı. Geceleri, gündüzleri yok onların. Allah diyor işte çalışana veririm diyor. Ve şu gayrimüslim ve bu bilmem ne demiyor Allah. Allah kim çalışırsa ona veririm diyor.